Hayır canım benim, aslında ben yani Duru'nun doğum günü için yapabileceğim bir şeyler olabilir mi diye düşündüğümden aramıştım. Yani malum sizin buralarda öyle çok fazla bir tanıdıklarınız yok yani bildiğim kadarıyla. Teşekkür ederiz Betül Hanım. Çok büyük bir şey düşünmedik zaten biz. Evde kendi aramızda. Aa, ne demek evde kendi aramızda? Öyle bir şey olur mu Özgeciğim? Böyle daha geniş geniş düşünseydin. Hayır, Duru'nun doğum günü bu. Biz onun için böyle çok tatlı bir minnak tatlış kafe ayarlayabilirdik ya. Kız çok şanslısın. Bana bak, çok şanslısın. Benim bildiğim böyle bir mekan var. Tamam, ben alıyorum. Ben bu işi üstüme alıyorum. Tamam, her şey bende. Ya siz hiç zahmet etmeyin. Gerek yok böyle bir şeye. Ay ne zahmeti ayol? Ne zahmet? Lütfen. Ay rica ediyorum Özgeciğim ama gücendirme beni ya. Biz burada bir aile değil miyiz hayatım? Ne olacak yani Betül yengesinden Duru'ya minicik bir armağan yani. Fakat şey lütfen Fikret abim ve Yıldız'la konuşurken sen yine de bizim bunları konuştuğumuzu onlara hiç çaktırma. Çünkü ben onlara da sürpriz olmasını istiyorum, tamam mı tatlım? Ben seni en kısa zamanda arayıp sana bütün detayları vereceğim ve güven bana yani. Her şey harika olacak. Peki o zaman anlaştık. Yani Duru bunu duyunca çok sevinecek. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Tabii tabii Özgeciğim. Memnuniyetle geleceğiz Duru'nun doğum gününe. Evde mi yapmayı düşünüyoruz? Aa, ne kadar iyi düşünmüşsün. Dışarıda kutlamak çocuklar için her zaman daha eğlenceli. Biz senden o zaman yer konusunda haber bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. O hayatım, demek Özge davet etmek için bizzat aradı ha? Evet Fikret. Fikret, ne yapacağız? Bizim hemen hediye almamız lazım. Biz ne giyeceğiz? Biz ne bileyim, eğlenceli bir şeyler giymemiz lazım. Ne yapacağız sakin Fikret? Ol, sakin ol, sakin ol. Ben bir kahvemi bitireyim. Merak etme. Alırız hayatım. Alırız, güzel bir hediye alırız. Merak ne etme. Kadar genişsin. Evet. Ne kadar rahat bir insansın. Peki. Çünkü kız doğrunda ne bileyim. Bugün Duru'nun günü. Şimdilik her şeyi unutacaksın ondan sonra. Akşam Lale'ye her şeyi anlatacaksın. Ondan sonra da onun seni affetmesi için dua edeceksin. Aa, Betül yenge. Aa, bayram değil, Seyran değil. Niye aradı acaba? Ay, anlamadım. Betül yenge niye arıyor ki? Dur, hoparlöre vereyim. Ver. Efendim Betül yenge. Alo, alo Lale'cim nasılsın canım? Teşekkürler. Ya çiçekçide çalıştığımız için hoparlöre verdim de siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim canım. Çok teşekkür ediyorum. Hoparlör de mi şu an telefon? O zaman bir dakika. Songül Hanım orada mısınız siz de acaba? Ben de buradayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Ah, merhaba Songül Hanımcığım, merhaba. Ay harika, şükela, mükemmel. O zaman ben hemen konuma dönüyorum. Yani sizi arama nedenime geri dönüyorum. Ya malumunuz bir süredir benim oğluşum, torunlarım ve gelinim bizimle birlikte yaşamıyorlardı. Evet, bir şeyler duyduk. Tabii duyacaksınız efendim. Sağır Sultan bile duydu, tabii ki siz de duyacaksınız. Yani neyse, ama artık yuvalarına geri dönme kararı aldılar. Ben de sevinçten uçtum tabii ki ve şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Diyorum ki onlara şöyle bir karşılama partisi organize edeyim diye düşündüm. Bu partide sizi de aramızda görmek istiyorum. Bir de ben sizden bir iş rica ediyorum eğer mümkünse. Bizden iş. Ay, ama uygun olur mu acaba? Olur. Olur tabii, uygun olur. Niye uygun olmasın? Yani ben hem böyle konularda sizin keyfinize, zevkinize ve estetiğinize güveniyorum. Hem de sizi aramızda görmek istiyorum yani ondan. Tamam, o zaman şöyle keşif için siz bir mekanı şey yapsanız. O zaman Betül yenge, biz mekanı bir önceden görelim, bir keşif yapalım. Ona göre... Ay ne keşfi? Ay ne hiç keşfi, hiç gerek yok öyle şey. İki tane masa var zaten. Şey yapıyorsun ya, hani şu böyle masaların böyle ortasına güzel süsleme, tam böyle orta çiçeklerden koyuyorsunuz ya. Onlardan getirseniz yeterli olur yani benim için. Büyük bir şey istemiyorum. Ay lütfen Lale, lütfen kırma beni. Tamam. Biz aslında prensip olarak daha detaylı çalışmayı seviyoruz ama sizin hatırınız için şöyle bir şeyler yaparız, toparlarız. Tamam. Siz o zaman benim telefonuma konum atın. Biz kafamıza göre artık bir şeyler ayarlayalım. Harika. Hemen gönderiyorum. Hemen. Lale'cim çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yine kırmadın beni. Yanlış, ben bir şey de rica edeceğim senden. Aramızda kalsın.
yapacaksın, tamam mı? Bu kutlama, yani şey, bu parti şey, şunlar ötürü yani. Ben çocuklara sürpriz yapmak istiyorum, o yüzden yani. Size güveniyorum. Çok teşekkür ediyorum canım, kapatıyorum. Hoşça kal. Ay çok, ay çok teşekkür ediyorum. Ay, ben bu fikirlerimi böyle... Ay, ay sen de mi gel? Ay ben var, ben bu kafamın içindeki fikirleri böyle tek tek öpmek istiyorum Serhat. Bak böyle birinci fikrimi öpüyorum, ikinci fikrimi öpüyorum, üçüncü fikir... Ay kız, ben seni de öpüyorum. Ay çok teşekkür ediyorum canım benim. Canım. Ay. Aklımı seveyim. Of, yemin ediyorum uğraştığım şeye bak. Askerliği bedelli yapıyorum. Ondan sonra burada geliyorum, askerlik yapıyorum. Köftecide patates soyuyorum. Of. Soyamıyorum da. Vitamini hep kabuğunda kalıyor. Vitaminsiz kalıyor patates. Hakikaten inanamıyorum yani. Gerçekten, gerçekten. Hayallerimin gerçek olduğunu görebileceğim günler çok yakında artık. Allah'ım yarabbim, bu nasıl bir coşku? Bu nasıl bir coşku? Hemen oğlumun bu coşkumu paylaşmalıyım. Hadi çocuğum, hadi yavrum, hadi çocuğum. Aç şu telefonu. Allah Allah, telefon anacık. Efendim anacık. Ne yaptın kız? He? Ben burada yarım akıllı ortağımla köfteleri çevirirken sen ne iş çevirdin hınzır? Müjdemi isterim. Vallahi isterim müjdemi. Allah Allah. Anacık diye açtık, içinden şerife çıktı. Ne müjdesi kızım? Menfaat peşinde misin? Sana versem versem bir çeyrek köfte verebilirim. Ay sus be. Ne diyorsun? Benim şapşık oğlum. Oğlum benim, ben. Anacığın. Müjdeyi sana veren benim. Sakın dur. İyi dinle şimdi beni. İş bitti. Operasyon tamam. Mutlusun. Anacık biraz daha açık konuşabilir misin? Zira benim karbon monoksit gazından beyine giden yollar birazcık dıhalı. O yüzden de kafam basmıyor benim. Şu anda çalışmıyor gerçekten. Kurum bağladı diyebiliriz. Tamam tamam. Daha açık anlatıyorum o zaman. İyi dinle. Lale, Özge'yi öğrenmek üzere yavrum. Hem de ne öğrenmek? Bir düşün bakayım. Bir hayal et. Üstelik Onur'un da bulunduğu bir ortamda. Aa nasıl? O gün bugün mü? O gün mü geldi? Şu an geldi mi o gün? Vallahi geldi. Oğlum ne yaptım ettim. Allem ettim kallem ettim. Lale'yi Duru'nun doğum gününe yolluyorum şu anda. Yemin ediyorum heyecanla kendimi bıçaklayacağım. En sevdiğim şey de doğum günüdür. Özellikle karısından çocuğunu saklayan kocaların karısına yakalandığı doğum günleri. Tamam tamam hadi kapat. Bu kadar gevezelik yeter. Benim şimdi hazırlanmam lazım. Neden? Çünkü hadiseyi gözlerimle göreceğim. Haydi bakalım gör, hadiseyi gözlerinle gör. Gel bir de benim halimi gör. Gel şu içine düştüğüm durumu gör. Yemin ediyorum bir çuval soğan var önümde. Leş gibi kokuyor, bir çuval soğan var önümde. Haydi kapatıyorum, çok da yazmasın. Haydi. Görüşürüz oğluşum. Ay. Yemin ediyorum işlerin finale doğru gittiğini hissediyorum. Finale doğru yürüdüğümüzü hissediyorum ve birazcık hızım da çöktü açıkçası. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.